Hocam merhaba. Merhaba İlker. Bugünkü konumuz çok güzel bir konu. Benim en sevmediğim şeylerden biri olan mutluluk. <laughs> mutluluk günahtır değil mi hocam? Evet. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Aradan çıksın o espri de. Mutlu olmaya hakkımız var mı? Tabii ki. Tabii ki. Ama Ali esas soruyu unuttum ya. Mutluluk nedir mi? Mutluluk nedir? Mutluluk nedir? <laughs> bir felsefe dersine girdiğinizde özellikle etik dersine girdiğinizde birazcık klişe olarak size iki etik sistemi sunulur. Etik ne yapmamız gerektiği, nasıl yaşamamız gerektiği ile ilgilenen felsefe dalı şimdiye kadar felsefe içeriğini bayağı azalttık. Ömer Hoca'nın parlak görüşlerine fazla yer verdik. Biraz <laughs> ders moduna dönebiliriz. Bu etik yaklaşımlardan bir tanesi yapılması gerekeni yapmaya dönüktür. Ve orada soru etiğin temel sorusu bu durumda ne yapmam lazım? Nasıl bir seçim yapmam lazım? Onu mu seçmem lazım? Bunu mu seçmem lazım? Yani bu lazım olayı ön planda. Lazımın zaten Yunancası todeon. O yüzden bu yaklaşıma deontoloji deniyor. Aa ilginç. Bir diğer ilginç sözcük de bunun alternatifi olan bir etik yaklaşım diye anlatılır derslerde. Ona da eudaimonizm deniyor. Aman Allah o zor. O feci bir şey o da evet. Scrabble'da karşınıza çıkabilir. Size güzel puanlar kazandırabilir. O da mutlulukçuluk diye gene çirkin bir sözcükle çevirebileceğimiz bir yaklaşım. Onda da davranışlarımız ve seçimlerimizin odağında mutluluk oluyor. Ve bu mutluluğu tabii nasıl tanımlamamız meselesi en çok orada karşımıza çıkıyor. Bu acayip sözcük eudaimonizm sözcüğü başka bir acayip sözcükte geliyor. Eudaimonia eu Yunanca bir sözcükten geliyor. Euphoria'yı da hatırlatıyor doğru mu? Aynen. İlk iki harfi aynı. Yani eu oradaki eufori, eugeni. onların hepsinin başındaki ses aynı. Eudaimonia da iyi çünkü eu iyi demek. Eudaimonia da iyi daimonlu sahip olmak demek. İyi bir cine, iyi bir tanrısal koruyucuya sahip olmak, işlerin yolunda gitmesi, işlerin yaver gitmesi gibi bir hava taşıyan bir sözcük. Özellikle Aristoteles'le bağdaştırılıyor. Aristoteles'in etiği bir mutluluk etiği diye düşünülüyor. Demin söylediğim lazım olma yani görev ahlakından farklı olarak bir mutluluk ahlakı anlatılır. Ve bunların arasındaki gerginlikten hep örnekler üzerinden bu gerginlikler ortaya konur. Ve ne ve gibi öğrenciler. gerginlikler? Bir olay anlatılır. Bunu mutlulukçu bir açıdan gerekçelendirin ya da tartışınız diyelim ki kürtaş. Aa Bir de e, mutluluk açısından değil yani çocuğun mutluluğu, annenin mutluluğu üzerinden düşünmeyip ne yapılması gerekiyor ve bunun kriteri nedir acaba diye tartışırsanız diğer yoldan gitmiş oluyorsunuz. Ya bu etik değil mi ya? Bu etik, etiğe giriş derslerinde tipik olarak e, konan iki cepheden söz ediyorum. Biraz böyle akademik bir yerden girdim. Etikle mutluluk ilişkili mi o zaman? Tabii ki. Aristoteles'in etiği bir mutluluk etiğidir çünkü herkesin Mutluluğu amaçladığını düşünür yaşamında ve dolayısıyla şimdi sen ilginç bir hale geldin <laughs> en nefret ettiğim şey olan mutluluk diyen bir insan Aristoteles'i ve seni e, bir kere daha karşı karşıya getiren Efendim, bir Efendim ben ol. deniz dünyanın en kötü insanı. <laughs> mutluluk eşittir aptallık olarak da algılamak mümkün olabilir çünkü. Anladım mutluluktan kastım büyük bir ihtimalle gözün önüne bir surat geliyor. Ignorance is bliss sözüne burada gönderme yapıyorum. Cehalet mutluluktur burada senin senin mutluluğunu nasıl anladığını açığa çıkarmaya çalışıyorum. Dertsiz olma, gamsız olma gibi bir tarafı var, değil mi? Laylay lay evet. olma, farkında lay lay olmama. Olayım, evet ve bu sana şunu da çıkarsattırıyor ki bu esasında mantıkta küçük bir hatadır. Eğer cehalet mutluluk getiriyorsa bilgi esasında mutsuzluk getirmeli. Oysa mantık kendi tabii bu bundan çıkmaz. Mantıken birinci cümleden ikinci cümle çıkmıyor. Yani cehaletin mutluluk getirmesi bilginin mutsuzluk getirmesi anlamına gelmiyor. Cehaletin mutluluk getirmesi mutsuzluktan bilginin çıktığı sonucunu verir böylece küçük bir mantık girişi de yapmış olduk. Bunu için söylüyorum. Mutluluğu yüzeysel bir biçimde ...tanımladığımızda ekarte etmek ve onu işte aptallıkla bağdaştırmak kolaylaşıyor. Ve benim de seninle birçok sohbetimizde olduğu gibi burada bir dakika bir dakika yani suyu da birlikte bebeği atmayalım. Mutluluğu daha manalı bir şekilde tanımlayabilir miyiz? Çünkü mutluluğu tan nasıl tanımladığımız çok önemli olacak. Senin yolundan gidersek mutluluk yüzeysel bir şey olacak ve bilen kişilerin mutsuz olduğu gibi biraz da kendi kendimizi tebrik eden bir pozisyona doğru yelken <laughs> açıyor olacağız. Ama bu sıralar siz çok mutlusunuz görüyorum. Yüzünüzde günler <önünden> açmış. <laughs> <hocam>. Evet. <laughs> Mutluluğu nasıl tanımladığımızı birazcık derinleştirelim. Çünkü eğer derinleştirmezsek dediğim gibi iki ihtimal kalıyor. Ya salak ve mutlu olmamız lazım ya bilgili ve mutsuz olmamız lazım. İkisi de çok hoş olmayabilir. Kaldı ki mutluluktan ne anlıyoruz ki bu seçenekler karşımıza çıkıyor? Felsefenin her zaman yaptığı daha ilk programımızın ilk sözcüklerinden bir tanesi felsefenin şimdilik varsayım sorgulama diye tanımlanabileceği Mutluluk bir duygu mu? Esas sorulardan bir tanesi bu ve mutluluk sözcüğü üzerinde de konuşmak istiyorum biraz bugün. Türkçe'de mutlu sözcüğü ya da mutluluk sözcüğünün ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çok güzel anlamlar taşıdığını düşünüyorum. Happy. Happy sözcüklerden bir tanesi olabilir. Ama demin mesela bliss diye bir sözcükten de söz ettin. Ignorance is bliss. O dedim. artık şey mutluluğun bliss ne? üç noktası. Evet, mutludan da mutlu gibi bir şey sanki. Bu başka dillerde de var. Almanca'da bir duygu olarak kendini iyi hissetme, bugün iyi kalktım anlamındaki mutlu var. Ama bir sözcük daha var. Glück diyelim Almancası bunun. Şans anlamına da geliyor. Fransızca'da neydi ya? Bonheur diye düşünelim. Fransızca'da felicite diye bir sözcük var. Çok az evet. kullanılıyor. Felicitasjon. Fe Felicita. Bu... Sabah uyandığında yaşayabileceğin bir his değil. Bu bütün hayatına yayılan bir his olarak düşünülüyor. Eudaimonia yani bu bizim konuştuğumuz anlamda mutluluk da bir duygu değil, bütün yaşamını ilişkin bir nitelik, bir tekamül, tamamlanma gibi bir şey mi yani? yani bir tamamlanma kontrol. tarafı tabii ki var. Anlık bir euforya evet. değil. Evet ve elinden de hemen gitmez kolay kolay. İmkansıza yakındır. Çok büyük felaketlerin başına gelmesi lazım ki mutluyken mutsuz hale gel ya da mutsuzken mutlu olabilmek bir günde olacak iş değildir Aristoteles'e göre. Derinleştirmeye başlıyoruz. Yani yalnızca bir duygu meselesi olsa mutluluk ne bileyim ben bir ilaç alıp kendimi mutlu hissettiğim anda mutluyum gibi bir yola gireceğiz ya da reklam mutlu... filmlerinde herkes mutlu olur. Ha aynı evet. <laughs> Ve bizim de mutlu olmamıza ilişkin eğer ürünümüzü alırsanız mutlu olacaksınız. Ve onun alt metni tabii ki şu anda mutsuz köpeklersiniz <laughs> esasında. Yani ben reklamları izlediğimde baya moralim bozuluyor çünkü şeyi fark ettim. Yani benim ne kadar mutsuz olduğumu bana söyleyip duruyorlar. Reklam çeken bir insan olarak bunu söyleyebilirim ama. Çekerken de çok mutsuz oluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hayatı yakala. Yani losersın yani. Allah belanı versin. Şimdiye kadar yakalayamam. Şimdi mi yakalayacaksın? Enerjini yükselt Bir gofretle falan. Şimdi düşük mü enerjim yani? Başka bir de işte mutluluğu sığ şekillerde tanımladığımızda çöpe atmaya doğru gidiyoruz. Çöpe atınca da bir tür Her zamanki sinisizmlere düşüyoruz. Ve felsefede bu senisizmin düşmanı aslında. Çünkü hep sorgu. Derinleştirmeye çalışıyor. Biz de mecburen derinleştirmek durumundayız. Duygu olarak tanımladığımızda birincisi atıyorum ilaçlarla ya da yapay yollardan oluşturulabilecekmiş gibi duran bir şey haline geliyor bir. İki, e, sürdürülebilirliği yok duygu olarak mutluluğun. Öyle bir büyük bir problem var. Ve mutluluğun geniş anlamının daha derin anlamının güzel tarafı şu sürdürülebilir bir hal olarak ifade ediliyor mutluluk. E, mutluluk nedir ben size söyleyeyim mi Aristoteles'in anladığı anlamda bunu daha önce konuşmuş da olabiliriz. Bir insan evine girersiniz. Fotoğraflar vardır, kitaplar vardır, giysiler, belki kupalar, belki bilmem bir şeyler var. evin içerisinde çok şey yaşadığını bir insanı ve tatmin de yaşadığını görürsünüz. Bunun en güzel örneği şudur. Mutlu bir ilişkileri var dediğimizde. Kastettiğimiz şey her an gülümsüyorlar, her an Tom Cruise'daki Katie Holmes gibi bir şeydi. O öyle, öyle bir gülümsemeden söz etmiyoruz. Zaten onlar ayrıldı hocam. Onlar zaten ayrıldı yani zaten. mutlu bir ilişki dediğimizde kastettiğimiz bir şey var stabil bir ilişki anlamına geliyor karşılıklı olarak birbirini tatmin ettikleri anlamına geliyor ve bir tür yayılma hissi anlamına gelebiliyor ama ben... şimdi sana karşı Louis Aragon silahımı çekeceğim. Nedir o? Mutlu aşk yoktur. <laughs> aşk başka bir konu tabii ki. Hı hı. Ve o konuda haklı olabilir. Mutlu aşkın olmamasının sebebi aşkın ömrünün kısa olması olabilir. Dolayısıyla evet. yani mutlu aşk olmaması esasında bizim söylediğimiz mutluluk kavramını birazcık destekliyor. Yani uzun süreli bir şey olarak düşünebilir miyiz? Mutluluğu. Ve etik problemlerimizi yumurta kapıya dayandığında değil, bütün yaşamımıza yayılan bir problem olarak düşünmek daha doğru olmaz. Mı? Bunu şu için söylüyorum etik dersimize geri dönelim. Trolley bus problemi vardır. İşte şeyi çeker misin? Kolu çeker misin? Çekmez misin? Şimdi maalesef dinleyicilerimiz için baştan sona anlatamıyorum çok da iyi bildiğim bu. artık Bu AI yüzünden herkes biliyor bunu. Herkes biliyor galiba. Şimdi bunu tartışabiliriz. Yani yumurta kapıya dayandığında hangi davranışın doğru olması gerektiğini tartışarak deontolojik bir tartışmaya girebiliriz. Bu tartışmaların tamamının birazcık yüzeysel olduğunu düşünebiliriz. Bunu düşünen insanlar vardır ve ben de onlardanım. Yani yani itiyi gerçekten ortaya çıkartan şey yumurta kapıya dayandığında benim vereceğim kararın hangi yönde olacağı değil. O noktaya ben nasıl geldim? o troleybüste kimler var? Tanıdıklarım mı var acaba? Nasıl bir troleybüs bu? Ve nasıl bir dünyadayız biz? Yani bütün bağlamından soyutlandıktan sonra öyle mi yapacaksın, böyle mi yapacaksın diye sormak aslında bağlamından çıkarılamayacak olan içeriklerin zırva olduğunu düşünen bir mantalitenin esasında etiği indirgeme biçimi. Bağlamından koparılmış bir mutluluk, mutsuzluk tanımlanamaz diyorsun. Evet, etik tartışmasında neden biz bağlamından koparılabilecek örnekler üzerinden gidiyoruz? Bu Sorgulanabilir bir yaklaşım değil mi diye soruyorum ve mutluluk dediğimiz şey benzer bir şekilde ne mutlu Türk'üm diyene lafının içeriğinden bağımsız olarak oradaki mutluluğu kullanımını düşünelim. Ya da ben sana desem ki ne mutlu sana neyi kastediyor olabilirim ilker için bugün çok keyfin yerinde anlamında değil sen bir şeyler yaptın ve dünya ona bir karşılık verdi ne mutlu daha büyük karşılık verebilirdi. Nedir daha büyük karşılık? Hayatın amacı Aristoteles'e göre bu anlamda mutluluk esasında. Yani senin Flu TV'de yaptığın şey olabilir ya da bir ilişkide yaşadığın şey olabilir. En doğru mutluluk tanımının bu olduğunu düşünüyor. Bunu elde etmenin en iyi yolu da erdem diye düşünüyor. Tamam ben evet. de şey diyorum. Ölçme konusuna geldiğin zaman aslında ölçüm sorunu var. Yani Güzel. mutluyum ama ne kadar mutluyum? Ben mutluyum ama belki kumru benden daha mutlu. <laughs> Çok güzel. Bu bizi daha 18. 19. yüzyılda faydacı etiklere getiriyor. Faydacı etikler mutluluk meselesini kabul ediyorlar. Yani etiği ne yapmamız gerektiği üzerinden tartışamayacağımız bu yüzden mutluluk kıstasını kullanmamız gerektiğini söylüyorlar ama ölçebilirim bunu diyorlar. Bunun için de zevk ve hazzı ölçeceğiz. Mutluluğu değil de bunu ölçülebilir hale getireceğiz. Et hedonistler. 18-19. yüzyıl hedonistlerinde hedonistik kalkülüs denen meşhur bir olay vardır. Onda da haz hesaplaması yapılıyor. Bir davranışın etik olarak doğru ya da yanlış olup olmadığını belirleyen şey yaratacağı haz miktarı bütün ama toplum yalnızca hani İlker yapıyor, İlker mutlu olacak ya da sana yapıyor, sen bakalım mutlu olacak mısının da ötesinde tüm sonuçlarıyla bir kalkülüs yapılıyor, bir hesap yapılıyor ve maksimize edilmeye çalışılıyor. Yani oradaki hayal diyelim ölçülebilir hale getirmek mutluluk problemini ve dolayısıyla etiği tam 18. 19. yüzyıla özgü bir şey. Neden? Çünkü onlar da mutluluğu kavram sallaştıramıyorlar. Vazgeçiyorlar mutluluk kavramından. Aristoteles'in kavramını bulanık buluyor erdeme dayanıyor ama o erdemler kültürel şeyler. Kaldı ki erdemleri ben nasıl ölçeceğim diyor bu yaklaşım ve yani sana çok yakın gibi gözüküyor sonuç olarak. Çünkü ee, bu da bizi network coma getiriyor. Böyle bir şey var <laughs> İnsanların networklerine bakarım ben ara sıra. Mesela Cameron Diaz'ın networkü nedir bakıyorsun. Şu kadar çıkıyor Peki sence para mutluluk getirir mi? Hadi biraz hızlanalım. Kesinlikle getirir. Görüşmek üzere. <laughs> keşke şu çizgi işi yapabilseniz şu çizgi şey <laughs> yapmamız istiyor. Şuraya kadar diyelim 45 derece açığın kabaca evet. geliyor, getiriyor. Sonra 15 dereceye iniyor diye. Evet, Nevzat Aydın'la röportaj yapmıştım yemek sepetinin kurucusu. Mi? 500 milyon dolar olma nasıl bir şey o. demiştim. Sandığın kadar önemli değil demişti. Aynen öyle. Ama yani, kısa bir an durdu, sonra şey dedi. Düşününce dünyada yapamayacağım şey yok dedi. <laughs> gitar çalmak mesela. İyi <laughs> yani, gitar çalabiliyor mu? Hayır, yani. Evet. Gitar çalmayı mutluluğun parçası saymıyorum ben. Ölçeceğim bunu diye tutturduğun zaman İçi boşalmaya doğru giden bir mutluluk kavramı ee, Ama korkarım musun? gitar da çalabilir. Yani en iyi hocaları tutup. Güzel. Sen bateri çalan bir adamsın ve şey diyor musun yani para çok önemli bir şeydir iyi bateri çalmakta. Bence hiçbir alakası yok da demek Yani müsün, biraz var? işe yarar. Ya öncelikle bir bateri alabilmen gerekir. Ondan <laughs> bile emin misin? Yani <laughs> ha yastıklarla falan çalabilirsin tabii. Hayır. Devletin öyle kurumları olur ki bateri çalabileceğin alanlar olur. Tıpkı futbol oynayabileceğin alanları üretmesini beklediğimiz bir belediye gibi ve tam tamlar olabilir Şişli Belediyesi'nin ve o tam tamları gidip biz çalabiliriz. 19 Mayıs'ta atıyorum. Yani ne beklediğimize bağlı ama mutluluk tanımını nasıl tutmamız gerektiğine ilişkin güzel bir örnek oldu. Yani gitar çalıp çalmamayı ya da davul çalıp çalmamayı ya da ne bileyim yani resim yapıp yapmamayı mutluluğa dahil etmeyelim. Ben yalnızca net worth'e bakacağım diyorsanız açmazlara giriliyor ve baştan mutluluğa ilişkin senin sevdiğin tabirle çok kavrup bir mutluluk kavramı ortaya atmış oluyoruz. Ölçümleri de iyi olmuyor. 1970-80'den beri Amartya Sen isimli bir ekonomist, London School of Economics'te hoca. O ve bir Aristoteles felsefecisi olan ve aynı zamanda kendisi bir felsefeci olan Martha Nussbaum birlikte bir fikir lanse ettiler dünyaya. Mutluluğu biz ekonomik ölçeklendirmelerde, fonlarda, şunlarda, bunlarda kullanabilelim ve mutluluğu ölçülebilir hale getirmek için bazı kriterler ortaya atalım. Ölçülebilir değilse bile 8 tane mutluluk göstergesi ortaya atalım. Toplumların mutluluk seviyesini Toplumların açıkçası. mutluluk seviyesini sokalım. Soktuktan sonra da bununla net worth denen kavruk kalkülüsü şerbetlendirelim, evet. daha anlamlı hale getirelim. Ve bildiğim kadarıyla şu anda Dünya Ekonomik Örgütü'nün falan hani hesaba kattığı bir şey haline geldi. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Saf ekonomik terimlerin ötesine geçip mutluluk kavramının da hesaba katılması gerektiği, insanların kendilerini dışa vurmaları, karar süreçlerine katılıp katılmamaları, işte sağlıklı eğitim alıp almamaları vesaire gibi kriterlerle tanımlanan bir mutluluğun ekonomik göstergeler arasına da girmesi gerektiği yaşandı bitti. Saygısızca yani <laughs> Aristoteles'çik bir şekilde geri geldi bu biçimde geri geldi. Güzel bir nokta. Yani net worth meselesini burada anlatmak güzel oldu. Çünkü paranın mutluluk getirmesi şurada epey getiriyor gibi duruyor. Burada daha az götürmeye çalışıyor ama devletin devreye girmesi gereken yer zaten burası. Yani devlet insanları burada bırakmamalı. Buralarda bir yerde olmalıyız biz. Burada da birileri olabilir, burada da birileri olabilir ama büyük orta sınıfa dayanan ekonomiler... ...büyük ölçüde devletin insanları buraya düşmemelerini garanti ettikleri... Yani eğim noktasına yakın olmalıyız. Eğim noktasına eğim... yakın olmalısın ve o toplumların daha mutlu olduğu söylenebilir. Ve bizim bugün toplumumuzda ya ben neden bu kadar mutsuzum sorusunu bütün gençlerin sorduğunu tahmin ediyorum. Ve e, bu konuyu da çok bağlantılı. Devlet ya da bizim e, ortak güvencelerimiz bizi buradan bir çıkarabilse ve devletin diyelim yapması gereken şeyin bu olduğunu biz söyleyebilsek mutluluk çok daha fazla artacak ve olayı evet gitar çalmakla ilgili. Ama gitar çalma olayı yalnızca parayla ilişkili değil bir zihniyetle ilgili demeye çalışıyorum. Bu yüzden de mutluluk kavramımızı derinleştirmeliyiz. Peki sen şimdi Avrupa'da yaşıyorsun mesela. Genel olarak şöyle bir fikir vardır. Avrupa'da insanlar daha mutlu. Türkiye'de ise bayağı mutsuz öyle mi? Şöyle diyelim. Kamerayı tuttuğunuzda belli ülkelerin belli şehirlerine müthiş bir mutluluk seviyesi yakalanıyor. Refahla hiç doğru orantılı değil zorunlu olarak. Ama kamerayı açtığınızda o mutluluğun başka insanların mutsuzluğu üzerinden geçtiğini, başka insanların mutluluğunun hilafına gerçekleştiğini giderek daha çok görmeye başlıyorsunuz. Tabii ki kolonyalizm, sömürgecilik, o söylemlerde de burada devreye giriyor. Kamerayla mutluluğun resmini size çekebilir miyim? Evet çekebilirim. Abidin. Evet. Ama kadrajı genişletirsem o mutluluğun resmi olmaktan giderek çıkacak tabii ki. Resmini çizebilir miyim? Evet çizebilirim. Nasıl çizebilirim? Birincisi insanlara bir sormak lazım. Mutlu musunuz diye sormak lazım. Bunun istatistiklerini ben aslında bilmiyorum ama gene son 40-50 yıldır ve demin söylediğim Amartya Sen ve Martha Nussbaum'un ekonomik kriterler arasında mutluluğu sokmalarıyla eş zamanlı olarak dünya çapında mutluluk bilimi ve mutluluk felsefesi yeri döndü. Gündeme geldi diyelim. Hala da çok canlı bir konu. Mutluluk çalışmalarını Türkiye'de bir arkadaşım var benim. Bazı takip edenler vardır, etmeyenler edebilirler. Pelin Kesebir mutluluk konusunda doktora yaptı ve çok güzel, güzel videoları var, güzel söylemleri var. Kendisini takip edin, mutluluk felsefesinin uzmanıdır diyebiliriz. Bu da dalayla, Mayla falan filan konuşmaları var. TED konuşmaları var vesaire vesaire. Son 45-50 yıldır yapılan mutluluk araştırmalarının vardı sonuçlardan bir tanesi Bence çok komik ve çok ilginç. Aristoteles'in dediği gibi eğer yaşamımızın amacı mutluluksa bu araştırmalardan çıkan iki tane sonuç var. İnsanlar bugün kendilerini mutlu ya da mutsuz eden geçmiş davranışlarının hangileri olduğunu tahmin etmekte inanılmaz başarısızlar. Ve bugün yapacakları hangi davranışların gelecekte kendilerini mutlu edecekleri konusunda da inanılmaz başarısızlar. Ya, bu konuda bir kitap vardı evet. Stumbling on Happiness. Aynen. Bir Harvard profesörü. Aynen. Mesela kolu kopan bir adamın ne kadar mutsuz olacağını soruyorlar. E, veya piyango, piyango çıkınca çok mutlu olacağım diyorsun halbuki yıllar geçince olmuyorsun i̇şte veya de mutsuz zaten. olmuyor. Dolayısıyla Aristoteles'e göre eğer yaşamımızın amacı mutluluksa ama mutluluğu tahmin etmekte rezalet durumdaysak bu çok ilginç bir paradoks oluşturuyor ve benim özel bir cevabım olduğundan söylemiyorum ama tam felsefi bir konu işte yani bizim hayatta en önem verdiğimiz şeye ulaşmada nasıl bu kadar beceriksiz olabiliyoruz bir iki kendi mutluluğumuzu sabote etme biçimlerimizi bir inceleyelim <laughs> muhteşem zevkli bir konudur gidiyor da gidiyor neyse sonuçta en azından izleyicilerimize son 40-50 yıldır e, mutluluk felsefesinin ve mutluluk biliminin çok canlı bir alan olduğunu bunu en azından söyleyelim. O güzel kitaptı. Yani beyin aslında yanlış projeksiyon yapıyor diyordu. Evet. Yani geleceği hep yanlış görüyor. Hem kötü anlamda hem iyi anlamda. Yani çok kötü olacağım diyorsun. Halbuki olmuyorsun. Çok iyi olacağım diyorsun. Halbuki yine olmuyorsun. Yani aslında uzun vadede hepimiz ölü yüze yakın bir şeydi. <gülüyor> <gülüyor> mutluluk raporunu buldum. 2022 mutluluk raporu. Dünyanın en mutlu ülkesi bu rapora göre. Sıkıdır Finlandiya, Danimarka, İzlanda, İsviçre, şey Hollanda, Lüksemburg, İsveç öyle gidiyor. Türkiye 112. sırada. Hemen üstümüzde kim var mesela? En altta Afganistan var. Bizim hemen üstümüzde Gana var. Altımızda Burkina Faso var abi çok. <laughs> Parayla ne kadar bağlantılı acaba diye düşünsek. Zenginlerin özellikle mutlu olduğuna ilişkin bir korelasyon var gibi gözüküyor. Ee, burada var gibi görünüyor. Tabii. Biz görece fakir olduğumuz için yüzlerde miyiz anlamına gelir mi bu? Eğer öyleyse Burkina Faso'ya yakın bir ekonomik durumumuz mu var ki? Mutlu, Şöyle ilginç bir şey var evet. Yani 93'ten itibaren sayıyorum yani 93. sıradan itibaren. Gambia, Bangladeş, Laos, Cezayir, Liberya, Ukrayna savaş var normal. Yıl kaç ki? Geçen yılın mü? raporu bu. Geçen yıl. Kongo, Fas, Mozambik, Kamerun, Senegal, Nijerya, Gürcistan. Ya ben burada çok homojen bir şey görmüyorum. Ekonomik olarak da çok Yok, homojen bir şey. Bize gelene var. kadar. Yani bunlar bizden mutlu ülkeler. Gabon, Irak, Irak bizden mutlu. Venezuela, Gine, İran, Gana. Ve Türkiye. Şeyi söyleyecektim. Biz aslında ekonomik olarak bunların hepsinden daha iyi durumdayız. Ben de onu diyecektim. Ama yetmiyor. Dolayısıyla çok temiz bir korelasyon yok. Ama şu da olabilir mi? Beklentiyle ilgili. Yani Türkler belki daha mutlu olmayı bekliyorlar. Güzel. Gene son yılların e, mutluluk bilimi ve felsefesinin çıkarttığı en önemli sonuçlardan bir tanesi insanların kendi mutluluklarını takdir ederlerken karşılaştırmalı davranmalı. Evet. Yani ben ikinizden de bir tık mutluysam bayağı mutlu olduğumu düşünüyorum. Bir de hani Almanya beni kıskanıyor diyorsan. Almanya beni kıskanıyor modunda evet. yaşıyorsan. Yani 14. olan ülkeye sen beni kıskanıyor diyorsan kendin 112'de olmak gerçekçi değil. Yani aslında 112. değilsin sen de. Evet. Yani illüzyon. Anladım. Var. Yani esasında bu 130. olmamız. 112. insanların mutlu olup olmadıklarına ilişkin kendi beyanatları üzerinden kurulan bir sıralama. Büyük ihtimal. <laughs> Dolayısıyla insanlar şey diyor. Yani Almanya bizi kıskanıyor. Ama ama biz rezalet durumdayız o yüzden çok mutsuzum ben. Yani Almanya bizi kıskanıyor fikrinden bir kurtulabilsek aslında bayağı kırklarda 50'lerde dolaşacağız diyorsun. <laughs> Bu güzel. Şeyi göstermesi olarak Yani karşılaştırmalı ve relatif olması, bağlı olduğunu göstermesi çok önemli insan. Şunu diyor. demek istiyorum. Bir, Alain de Botton bir kitabında yazmıştı. Hiçbir zaman okul toplantılarına gitme. Lise toplantılarına, ortaokul toplantılarına gitme. Nedeni şu. Kendini kıyaslama. ...pozisyonuna sokma. Yani... ...biz senle aynı okuldanız. Gittik... ...ben zengin olmuşum ya da sen zengin... ...olmuşsun. Çok mutlusun. Ben berbat... durumdayım bu Mezuniyetten daha... sonraki... ...toplantılara gitme. Tabii tabii. Gitme. Yani Hı? mezun olduktan sonra... Ya. ...asla gitme o toplantılara. Diyor. Kıyas çünkü. Kıyasla tabii, yoksa, aslında... ...mutlu oluyorsun. Yoksa. Bu da bizi şuraya getirmeli... ...işte bir kere daha bence. Mutluluğu... ...yalnızca hesaplanabilen... ...bir şey olarak düşündüğünüzde... ...sıklıkla kıyası esasında... Tabii. ...düşüyoruz. Çünkü ben kendi mutluluğumu... ...seninkinden daha fazla olup... ...olmadığına göre değerlendiriyorum... ...hiç iyi bir kriter değil. değil. Peki o halde mutluluğu böyle olmayan... bağlı olmayan biçimde... ...tanımlayabilir miyiz? Sorusu yeniden gündeme geliyor. Bu bizi tabii bir kere daha Aristoteles'e götürüyor. Yani insanın potansiyellerine... ...ilişkin bir setin varsa... ...mutluluğu tanımlayabilmek... ...mümkün hale geliyor. Ve soru o zaman şu... ...insan potansiyeline ilişkin... ...az çok belirli bir set... ...oluşturabiliyor muyuz? Yoksa... ...yani bungee jumping işte bilmem ne... ...vesaire. Bazı <laughs> insanda... Işte işte alkışlama konu mutlu ediyor olabilir falan filan. Buradan bir adım, minik adım daha atayım. Türkçe'ye çevrilmiş ve Türkçe'de görece yankısı da bulunmuş bir kitap Erdem Peşinde. Orada yazarın çok güzel bir örneği vardır. Bir çocuğa tavla öğretmekle bir çocuğun satranç öğrenmesi, satranç sevmesi açısından çok büyük bir fark var aslında. Başka bir deyişle çocuğun usta bir tavlacı olmasıyla usta bir satranççı olması arasında dev bir fark var. İkisi de oyun dersin ama biri e, şansa bağlı. Bir tanesinde şansın rolü o kadar çok ki onu da ilerleme kaydetmen, tekamül etmen senin daha önce kullandığın tabirle ömrüne kıyasla çok daha farklı. Evet, daha iyi tavlacılar var mı? Var. Ama satrancın bundan çok farklı olduğunu düşündüğümüzü söylersem tavlacılar derneğinden linç yer miyiz diye sorayım sana o zaman. Uzun lafın kısası farklı yetkinliklerin arasından bazıları erdeme çok yatkın, gelişmeye çok yatkın ve insan kendi çocuğuna bunu ister. Aristoteles'in mutluluk kavramını örneklendirmek için kullanılan yollardan bir tanesi de şudur. Çocuğunuz olsa o çocuğunuz için dileyeceğiniz şey nedir? Diyebilirsiniz ki bol para. <laughs> Garip bir şekilde ebeveynler bol para yani bunu iste, istersin Cuyduncu Yeni ana, ana babalar öyle demiyor şeyde Mutlu diyor? olsun Mutlu olsun aynen Peki ne kast ediyorlar? Zayıf bir bir şey kast... Çok para kazanmasını <laughs> kastediyor olabilirler <laughs> <laughs> Aynı kapıya çıkıyor olabilir e, Dediğim gibi yani bence Türkiye burada değil burada olduğu için bizim bütün ayarlarımız Paranın mutluluk getirdiği yönünde çalışıyor Burada biraz dikkat etmek lazım neden? Parayı bulduğunuz zaman onunla ne yapacağınızı da bilmeniz lazım <laughs> <laughs> Bu bağlamda esasında bir senin yaklaşımına çok yatkın, çok sinikal bir mutluluk tanımı vereyim. Yani Thomas Hobbes'dan tabii ki. Aristoteles'in bu mutluluk anlayışına ve mutluluğa dayanan etik anlayışına en büyük polemiklerden bir tanesi de Thomas Hobbes'un 17. yüzyılda özellikle de 1651 tarihli Leviathan. Türkçeye de çok güzel çevrildi. Orada bir mutluluk tanımı vardır. Felicity ismi sözcüğünü kullanıyor İngilizce olarak ve Aristoteles'e bir polemik olduğu düşünülebilir. Tanım kabaca Şöyle, mutluluk varılacak ve hayatımızın amacı olan ve vardığımızda plato'ya döneceğimiz bir yer falan değildir. Mutluluk nedir? Felicity is a continual progress of the desire from one object to the other. Yani mutluluk arzunun bir nesneden bir başka nesneye, bir başka nesneye, bir başka nesneye geçişinin ötesinde bir şey değildir ve arzumuz bir nesneye doğru yönelirken yalnızca şu anda değil, gelecekte de o nesneye sahip olmaya ilişkin endişemizi de tatmin etmesi lazım. Yani bu mutluluk tanımı çok hain, çok zalim bir mutluluk tanımı dikkat edersin. Ve yol hiç bitmiyor. Plato diye bir şey yok. Yani demin şöyle çıkıyor ve böyle geliyor dedik ya Hobza göre yalnızca 45 derece var. Yani her zaman için mutluluk aslında ağzında sürekli bir mücadele vermek zorundasın. Mutluluk arayışın hiçbir zaman durmaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben de arzu nesnemeye ulaşsam bile onu elimde tutmaya devam edebilmek için çırpınmaya devam etmem lazım. Bir, siz de o nesne arzu etme ihtimaliniz olduğu için sizin onu elde edememeniz için sizin ayağınızı kaydırmaya yani ulan, alt tarafı bir elma yiyeceğim geldiğim noktaya bak. Zaten insanın insanın kurdu olduğu alıntısını Thomas Hobbes bu yüzden yapıyor Homo homini lupus. Bunu kabul ediyorum söylediğini ama şunu anlamıyorum. Bir adam var, 90 yaşına kadar harika bir hayat yaşadı. Dediğin anlamda o arzudan öbür arzuya gitti, her şeyi de yaptı etti. Sonunda altına sıçmaya başladı. E bu adam ne oluyor şimdi? Altına sıçan bir adam olarak ölüyor ya. Yani hesabı nasıl yapacağız? Hobbes açısından bu çok doğal bir şey yani buraya kadar iyi gidiyordu ondan sonra sıçtım diyecek <laughs> yani yani eğer buysa mesela yani bu Hobza bir karşı örnek gibi durmuyor Aristoteles'e bir karşı örnek gibi duruyor Aristoteles şunu soracaktır yalnızca son seneleri de acı çekmiş bir insan düşünelim ki yoktur çekmemiş olan da azdır ki, no, ki yoktur Aristoteles şunu söylüyor diyor ki Priamos gibi yaşlılığına kadar her şey yolunda giden ve mutlu addedeceğimiz bir adam yaşlılığında çocuklarını da kralı olduğu şehri falan falan filan kaybedip sürgüne düştüğünde bu adamın mutlu bir ömür yaşadı dememiz zor hakikaten. Ama bu çok uç bir case. Bütün mutluluk anlayışımızı uç bir vakaya göre terzilemeyelim diyor Aristoteles. Bu istisnayı dışarıda tutalım. Yoksa istisna bütün kaideyi dikte etmeye başlayacak. Bu genel olarak Aristoteles'in kaçınmaya çalıştığı bir şey. Priamos iyi örnek bir şans. <laughs> Mahvoluyor adam çünkü. <laughs> evet yani orada şansın payı var. Bunu dışlayan bir filozof değil. Bu yüzden de stoğacılardan farklı stoğacılarda hiç fark etmez ki dışarıdan sana olan bir şey sonuçta senin onu nasıl üstlendiğini önemli diyecektir diyelim bir stoğacı ve stoğacılıkla Aristoteles arasındaki farka da böyle değinmiş olduk. Ben geçtiğimiz bölümlerden insanlara hiç felsefi içerik <laughs> vermediğimizden dolayı biraz endişeli bir şekilde. Yok yok iyi ediyorsun. böyle Wikipedia şeyleri <laughs> pop-up'ları atıp duruyorum. Peki Epikürisler? Epikurus'un kendisi acının yokluğunu haz diye tanımlıyor. İnsanlar da biraz haklı olarak ya haz hiç böyle bir şey değil ki. Felsefeciler bazı sözcüklerin içini çok kel alaka şekillerde dolduruyorlar. Ondan sonra da bir felsefeleri varmış gibi oluyor. Birbirlerini anlamamaya başlıyor filozoflar diye yakınırlar. Bu bunun klasik bir örneğidir. Biz haz ya da zevk deyince acı yokluğunu kastetmiyoruz. Yani onu bir baz seviye olarak alabiliriz. Diş ağrın varsa dünya senin için evet. mutlu bir yer olamaz. Ama yani. bu demek değildir ki diş ağrın yoksa ve bacak ağrın yoksa ve kulak ağrın yoksa mutlu olacaksın. E, mutlusun ve haz içerisindesin demeyiz biz normal şartlarda. E bir de ama acıdan haz alanlar var. Güzel bu konuyu açmamız zevkli, zor da bir konu. Sen nasıl düşünüyorsun? Yani acıdan haz alan kişi bu mutluluk felsefesinde bir karşı örnek sayılabilir mi? Yani karşı örnek olsun diye söylemedim ama o enteresan bir durum hakikaten. Yani hem BDSM kültüründen bahsediyorum hem de arabesk acı Abi rakı sofrasında iyi düşündüm biliyor musun? <laughs> Bilmiyorum bunu koyar mıyız ama. Fener sevgisi. Fenerbahçe maçı dağılıyordu. Böyle şey Fenerbahçe formalarını giymiş. Ellerinde anahtarlar cep telefonuyla. Binlerce erkek böyle çıkıyor. Yani bir memnuniyetsiz ve homurdana homurdana bir bira içerek falan. Veya çirk, bir çirkinlik abidesiydi. Yani bunu muhtemelen koymayız. Ve Fener'e hiç özgü değil bu. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Fener sevgisi aslında Fener sevgisi değil. Oradaki sevgi sözcüğü birazcık kaypak bir sözcük. Orada olan şey büyük ölçüde de şu arabesk bir şey tabii ki. Ne olursa olsun ben seni seviyorum. Biraz da şu anlama geliyor. Artık ben geri çıkış, geri manevra yapamam. Bu zaten sonra benim feneri bırakmam mevzu bahis bile değil. O yüzden de ölümüne gidiyor. Fener'e aşığız. Fener'i çok seviyoruz. Aynı şeyi Türkiye için yaşayabiliriz. Aynı şeyi İstanbul'da. İstanbul İstanbul'a aşığım ben falan. Ama bir aşk nefret ilişkisini andıran ve esasında istismarla da iç içe olabilen bir kavram haline geliyor sevgi böyle anlarda. Bu normal bir sevgi bence değil. Mesela kedi sevgisi böyle bir şey değil. Bunu şunun için söylüyorum. Acı ve acıdan haz alma meselesi. Acıdan haz alınan bir acı ile haz alınmayan bir acı arasında çok büyük bir fark var. O kadar büyük bir fark ki yer ikisine acı demek birazcık acı sözcüğü bir tür kelime oyununa dönüştürmüyor mu acaba diye düşünüyorum. Tırnağını yiyen bir adam düşünebilirsiniz. Ve ama daha da karmaşık yöntemleri vardır. Yani mutsuzluğa doğru giderek mutlu olmaya çalışmak çok mümkündür. Hatta bu twist yani bu ters köşe zaten insan psikolojisinin çok büyük yönlerinden bir tanesidir. Hani ben bir psikolog olarak zaten konuşmuyorum ama mutsuzluğu mutluluk için arzulamanın şöyle bir alt metni de tabii ki vardır. Ben mutsuz olayım ama beni mutsuz eden dünya olsun beni mutsuz eden bir başka bir insan olsun ki onu suçlayayım ve böylece <laughs> sorumluluğu üstümden atayım. Oh be rahatladım. Dolayısıyla mutlu oldu. Yani gene eninde sonunda kabaca dönüp dolaşıp mutlu olmaya dair bir proje kurulmuş olduğunu görüyoruz yanılmıyorsam hocam. Tabii BDSM'den bahsetmiş. Ama bir anahtar sözcük söylüyorsun. Orada duruluyor. Safe, safe word. Safe word. Hı -hı. Ama eh o bir şeyi gösteriyor. O safe word söylendiği anda devam edecek olan bir insanın ona yaşattığı acı ile ondan önce yaşanan acı arasıyla bir çok evet. büyük bir fark var. Peki şu seni gıcık etmiyor mu mesela Instagram'a giriyorsun birisi işte karıcığım seni çok seviyorum işte 60 yıldır beraberiz 63 yılda olsun falan. Yani <gülüyor> <gülüyor> mutluluk pornosu var. Bu çok kötü bir şey değil mi? Evet. Ya sıklıkla olduğu gibi bu seni mutluluk kavramını terk etmeye çok kolay yönlendiriyor ve ben her zaman olduğu gibi mutluluk pornosu kalsın mutluluğu mutluluk pornosundan ayırabilir miyiz mutluluk belki de çok değerlidir belki de bizim çocuklarımıza, iş yerimize, devletimize bakışımızı yönlendirecek kadar önemli bir kavram olabilir. 2-3 kişi saçma sapan mutluluk pornosu yapıyor diye onu hemen terk etmeyelim diye. Ama 2-3 kişiden bahsetmiyorum. Şimdi ben kalksam abi bugün tweet atsam desem ki çok mutluyum Ömer Ay gün geldi Üf, felsefe konuştuk falan. Yani ayıptır ya. Mutluluğu dışa vurma meselesi. E bu mutluluğun bağıl bir şey olma, relatif olma meselesine bizi getiriyor? Ve sosyal medyanın özellikle 2016'dan itibaren ki yaygınlaşması ve gençlerin hayatına girmesi, onların hayatını çok zor bir hale getiriyor. O yüzden de yani benim mutluluğum eğer gördüğüm diğer insanların mutluluğuna bağ bağlıysa ve ben sosyal medyadaysam ve orada sürekli mutlu insanlar görüyorsam kendimi mutsuz hissetmem acayip yüksek ihtimal hale geliyor. Ondan sonra da kindarlaşıp bu mutluluk pornosu zaten falan deme şansım da iyi olabiliyor. <laughs> Ama bunu şunun için söylüyorum. Giderek bizim bu mutluluk pornosuna karşı yalnızca maruz kaldığımız bir şey değil. Aynı zamanda tavır alabileceğimiz bir şey olduğu için buna karşı defanslarımızı güçlendirmemiz lazım. Tükürecek miyiz ne yapacağız? Evet tüküreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Seni çok sevdiğin. Ben sana karşı felsefemi söyleyeyim. Mutlulukla Söyle. ilgilenmiyorum. Yapılması gereken şeyler vardır. Görevinizi yapınız. <laughs> <laughs> evet abi mutluluk ne ya? Yani mesela tam, şirket, ya tam bir deontolog gibi konuştun. Şirkette de oluyor böyle mutlu değilim falan. Oğlum manyak mısınız siz ya? Burası iş yeri ya. <laughs> mutlu olacağım ben falan. Bunlar hayal yani. Bu doğru. Ben gene bir 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 fitil ateşliyim. Ama sen aynı zamanda tatile gitmediğini söylemiştin ve işin seni bayağı mutlu ettiğini de söylemiştin. Yani senin için iş bir angarya zaten değil. Benim için değil. Dolayısıyla sen insanlara işinizi yapın arkadaşım bunun <laughs> mutlulukla ne alakası var diyecek bir açıdan sonra adamsın. Çünkü işinden zaten <laughs> mutlu oluyorsun. E, ve abi. o insanların da işlerinden mutlu olmaları zaten bu problemi ortadan kaldıracak. O yüzden e, sosyal adalet işte gelir dağılımı o yüzden solculuk o yüzden işte Marksizm o yüzden bilmem. Ne var? ama abi şu çok haksızca değil mi yani flu tv beni mutlu etsin şimdi kumru geliyor flu tv beni mutlu etsin yani flu tv seni nasıl mutlu etsin abi flu Öyle tv bir... beni mutlu etsin <laughs> birazcık şey yani, ama ama şunu diyebiliriz flu TV'de geçirdiğim saatler eğer benim mutlu olduğum saatler olursa muhteşem bir şey bu yani win win. Abi mutluluk dediğin şey kısa patlamalar halinde olabilir ama şey nasıl olur yani sabah 9'da geldim flu TV akşama kadar çok mutlusun yani böyle bir şey. E, Çocuk düşün o zaman yani. E, duyguyu düşün ya da kumruyu düşünebilirsin. Mutlu olabilir burada. Senin bahsettiğin Flow kitabındaki gibi, Akış evet. kitabındaki gibi mutlu olabilir. İki ortam ona öğretici geliyor olabilir. Bir ilim irfan yurdu gibi hissediyor olabilir. Ben hani Yapı Kredi yayınlarında bir süre böyle yayıncılık yaptım. Bir sürü dönemi vardı. Ama bazı anlarda biraz okul gibi hissediliyordu ve biz işimizi yapıyorduk ve ben Rosa Hakmen'in Marcel Proust çevirisinin e, editörlüğünü yapıyordum ve üstüne para veriyorlardı. <laughs> Bu mutluluk değil mi? Ve kahvemi içiyordum <laughs> ve bütün gün Marcel Proust'un Fransızca cümleleri ve Rosa Hakmen'in muazzam çevirisiyle uğraşıyordum. Hocam ve... siz nasıl bir oh, elitistiniz? Nasıl ya? ballıyım? <laughs> yani yaptığım işin beni mutlu etmesi benim gurur duyduğum bir şey demeyeyim ama benim hayatımda çok önem taşıyan bir özelliği. Abi hayatımda. tamam böyle koyduğun zaman herkes mutlu olur zaten. Öyle bir çerçeve çizdin ki ama şu da var hayatın içinde. Kedi boku da var. Her Çoğu zaman geldiğimiz konuya tekrar gelelim. Yani evet. tırnak içinde boktan işler de var. Stajyer <laughs> programınızı düşünün. Hı -hı. Orada e, duygunun işte kedilere yemek alma şey bölümleri falan filan var bu Bunlar parodiydi. Yani bunları ben izlediğimde benim aldığım izlenim duygunun çok yabancılaşmış emeğini görmüyordum ben orada. Tam tersine, yabancılaşmamış bir emek görüyordum. Sevdiği bir şeyi yapıyor. Onun parodisini yapacak kadar esasında severek o işi yapıyor diye düşünüyordum. Başka bir deyişle Flu TV'de beni mutlu etsin beklentisi olursa saçmalışıyor. Ama o senin saçmalastırma. Bence Flu TV'de benim yaptığım iş beni mutlu etsin beklentisi çok güzel bir beklenti ve yer yerde yerine getirilebilir olacak kadar da gerçekçi mi hmm. beklenti? Ama şöyle yaptığın zaman durum değişiyor. Örneği daha doğru koyalım. Türkiye'de mesela mutsuz kesimlerin başında gelen bir kesim var taksi şoförleri. Bu adamlar mutsuzdur hakikaten. Konuştuğun zaman da bazen konuşursun. Sen de konuşmuşsundur. Şey, abi işte trafik var bilmem ne. Yani genel olarak bu Türkiye'de çok gördüğüm bir şey. Bir şey yapıyor herif veya kadın. O yaptığı şeyi sevmiyor. Aslında başka bir şey mi yapmak istiyor o da belli değil ama mutsuz bir şekilde onu yapıyor. Şunu diyorum ben demin işini yap derken onu diyordum. Oğlum taksi şoförüsün işini yap mutlu olmaya çalış. Yani şey olamaz çünkü abi. Toplumdaki herkes işe gidecek ve harika bir mutluluk içinde hepsi Marcel Proust e yürecekler diye bir dünya yaratamıyoruz onu diyorum. Emin misin? Yani çok önemli bir şeyi terk edeceğiz ama bunu evet dersen. Birilerinin taksi kullanması gerekiyor abi. Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Bir berbere gittim ve bana dedi ki ben barberliği bayağı çok seviyorum dedi. Tamam bunu diyorum. Yani iyi yapıla olabiliyor. Tamam, kendi Hangi koşullar? Onu sen bulacaksın oluyor. onu diyorum. Sen Ha anladım. Yani taksilcilik... seni kendisinde evet. priori seni mutlu edecek bir şey olamaz ki abi. Nasıl olacak öyle bir şey? Evet ama sanki öyle bir beklenti varmış gibi konuşuyorsun. Tıpkı Fruit TV beni mutlu etsin diyen bir stajyer varmış gibi. Daha çok şundan yola çıkarak diyorum. İnsanları mutsuz görüyorum çevremde. Çok evet. mutsuz insan var. Şu... Ve hep konuştuğum zaman mesela bu da öyle. Bir şey olacak ve birdenbire bir mutlu mutluluk pınarı <laughs> akmaya başlayacak gibi. Hani o nereden çıkmış abi? Yani o hmm. öyle bir şey yok yani. Hayal o. Ama onların beklentilerini bir karikatürleştirme ihtimalim var. Ben biraz bunu oynuyorum <laughs> ki şöyle bir durum olabilir. Yani demin söylediğim kendi mutluluğunu sabote etmenin formlarından bir tanesi şu olabiliyor. Mutsuzum, mutlu olma umudum bayağı az. İyisi mi? <laughs> Ben ne yapayım? Ne edeyim? Birini suçlayayım mesela. Ama suçlama da çok zevkli bir şey. O da olsun. O da, bir, o da bir mutluluk olsun canım. Ya ya da şey ne bileyim. Ben Suriyeli de şey yapabilirim. Türk'ü de, de suçlayabilirim. Alman'ı da suçlayabilirim. Amerikalı'yı zaten de suçlarım. Bunu şunun için söylüyorum. Mutluluğun peşini artık bıraktığımızda mutluluk umudunu bile yitirdiğimizde öyle garip yollardan mutluluk arıyoruz ki mutsuzluğumuzun devamı bizim lehimize adeta oluyor ve biz bunu biliyoruz esasında. Biz bizim mutsuz pardon biz bizi mutsuz edecek şeylerin içine bile bile bu yüzden giriyoruz zaten. Başka bir deyişle hani ben burada e, baştan sona analiz etmiş gibi konuşmayayım ama mutsuz insanın mutsuzluğu omuzlamak için yaptıkları çok ilginç e, manevralar var yani ve hepimizin yaptığı şeyler başkaları yapıyor ve ben bir sirkte izliyormuşum gibi konuştum galiba ama kastettiğim şey o değil. Yani mutsuzluğu omuzlama ve mutluluk ihtimali tamamen Kaybetme anında insanın kendini anlatabileceği hikayeler muazzam derecede evet. ilginç ve karmaşık oluyor. Ben şunun yüzünden mutsuzum yani mutsuzum ama... Sorumlusu ben değilim. <laughs> Bari oradan yırtayım ya. Buradan, oradan bir nefes alayım. Ne bileyim ben komşusunu suçlayabilir. Annesini babasını suçlayabilir. İktidarı suçlayabilir. İktidarı suçlayabilir. suçlayabilir. Amerika'yı suçlayabilir. 7 aileyi 11 aileyi suçlayabilir. <laughs> Falan filan. Başka bir de işte AI bunları çözecek İlker'cim. <laughs> bu iktidar 14 Mayıs'ta seçim var. Bilmiyorum bu program yayınlanmış olur mu o zaman ama. Eğer giderse bir sürü insan çok mutsuz olacak Türkiye'de. Mutlu olacakların sandıkları halde. Neden? Çünkü yine aynı şey. Yani aslında düşmanına bağlanma diye bir şey vardır ya. Yani o büyük bir hayat enerjisi veriyor bir sürü insana. Muhalif olmak mutsuzuz abi çok kötü. İşte ne olacak? Seçim bekliyorum falan oğlum. Ne seçim bekliyorsun? Yani 14 Mayıs'ta hani senin kendi hayatında belki de çok bir şey o kadar değişmeyecek belki de. Yani bilmiyorum tabii şimdi spekülasyon yapıyorum ama yani ona bir bağlanma durumu var ya dediğin gibi. Bu iktidar yüzünden olmuyor veya tersi. CHP gelecek. Çok yani toplum çok mutsuz olacak gibi geliyor bana iki durumda da. Şöyle o zaman bir ayrım yapmamız lazım. Bu iktidardan ya da başka bir iktidardan dolayı gerçekten mağdur olan insanlar var Bu birinci. Bu bir. İki bu ya da bir başka iktidar altında mağdur olan kişilerden bazılarının bu mağduriyeti giyiş biçimleri, yaşayış biçimleri var. Bu senin söylediğin evet. yere doğru evrilebiliyor. Yani bu mağduriyet bağlanıyorlar esasında. Evet. Şimdi ne olacak o mağduriyet kalkınca lamba gibi ortada kalacaksın onu diyorum. Evet evet. Ama gerçekten mağdur olan kişilerin diyelim ki yaşayacakları gerçek mutluluğa kıyasla <laughs> mutsuzluk para küçük görünüyor olabilir. Yani olabilir. o, hesabı öyle yapmak lazım gibi. Yani gerçek mağdurlar olduğu gerçeğin üstünü yanlış örtmemesi lazım söylediğin ihtimalin ama dediğin yanlış. Değil. Benzer durum şeyde de çok görüyorum yani. Bir sürü genç görüyorum. işte Avrupa'ya gideceğim, Amerika'ya gideceğim diyenler. Yani o da bir ilüzyon mesela. Birazcık mutluluk konusunu burada konuşmak istememin sebebi insanların negatif projeler değil pozitif projeler üzerinden kendi önlerine bakma refleksine doğru onları biraz yönlendirmek. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? anlatabiliyorum. Hı -hı. Yani gitar çalmak örneğini verdik ya ya da tumba çalmak, tam tam çalmak. Hayatımızı bizim yaptığımız etkinlik yapabileceğimiz bir alan olarak tanımlamaya başladığımızda negatif bir mağduriyete 450 elle sarılmak zorunda kalmayacağız. Yani sen şunu der gibisin. 14 Mayıs'tan sonraki gün bayram havası eseyecek. Bu çok gerçekçi ve sürdürülebilir bir plana pek benzemiyor. <laughs> evet. O zaman sürdürülebilir bir plan değilse bu hayat bayram olsun ya da neydi o sloganda da her şey güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Tamam çok güzel açalım o zaman. Ne olacak? Tam yani? ne olacak yani o çok güzel olan ne? Çok güzelliği tanımlaman lazım. Yani mutluluğu düşünmen lazım. Mutluluğu düşünmek için de mutluluğu sığ bir şekilde değil uzun vadeli bir şey olarak etkinlikler üzerinden somut başkalarıyla duygusal düşünsel vesairesel olarak tanımlamaya insanları biraz teşvik etmek için bu konuyu açmak istedim. Yoksa böyle bir zamanda mutluluktan söz etmek biraz Tabii neredeyse ayıp tabii ki. Belki yayınladığımızda hayat bayram olur hocam. Ama zaten bence bu bölümün ismini mutluluk üzerinden değil, mutsuzluk üzerinden koyalım. <laughs> Neden? Neden mutsuz olmalısınız? Aslında az önce bahsettiğiniz mutsuzluğun sebebini başkasına veya başka bir şeye yükleme bittiğinde ve kişi mutsuzluğuyla yüzleştiğinde kabullendiğinde de zaten yok oluşu bekleyen bir... Moda alıyor kendini ve yok olmayı bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> that's dark. İki ihtimal var. Bir tanesi o, diğeri şu. Gelsin bakayım şu mutsuzluğun bir sorumluluğunu bir alayım bakayım. Mutsuzluğun sorumluluğunu almamak o mutsuzluğun sorumluluğunu üstlenemeyeceğine ilişkin bir varsayıma da yani. O varsayımı bir sorgulayalım bakalım. Belki de umutsuzluğun, sorumluluğunu bal gibi üstlenebilirsiniz. İlk başta acır. Karnınıza bir yumruk yiyeceksiniz yani pankreasa bir yumruk. Tabii ki nefesiniz kesilecek. 5 dakika daha bekleyeceksiniz. 5 gün daha bekleyeceksiniz. Ve neyi yaşamış olacaksınız? Bir, ben mutsuzluğumun sorumluluğunu aldım. 2- bundan korkmadım. Ben bunun korkusuyla senelerce onu bunu suçladım. İktidarı suçladım, annemi babamı suçladım, işte şunu bunu suçladım. Şimdi artık suçlamadım. Ve bu bir tür mini özgüven verecek size ve diyeceksiniz ki ha ben mutsuzluğumun, sorumluluğunu üstlenemeyecek kadar zayıf bir insan değilim. Bu başlı başına bir başarı, başlı başına bir minik övünç başlı başına bir tür özgüven ve bence harekete geçirme ihtimali olan, üzerine inşa etme e, potansiyelimiz olan bir temel. İnkar zorunlu bir defans mekanizması bir yere kadar. Hepimizin yaptığı bir şey. Bazı durumlarda inkarın ötesine geçmek çok e, büyük bir gurur veriyor insana. Ve insana o anda hakikaten lazım. Yani başka bir deyişle de, bunların sorumlusu benim. Bu mutsuzluğu ben çağırırmışım. Bu mutsuzluktan benim cebime girmiş. Bu mutsuz ilişki diyelim ki bana hani beni istismar eden bir insan ya da bir örgütle bir şu iktidarla vesaire ilişkin var. Danışıklı dövüş varmış meğer. Meğer ben koşa koşa gidiyormuşum mutsuz olmaya. Ben mutsuz ilişkiyi zaten başlatmışım ve başlatmışım ya da fitillemişim. Bunu keşfettiğiniz zaman anlayacaksınız ki aa umutsuz ilişkilenmenin dışında şu anda bir yola girme şansım var. İnsan bunun ayrımına nasıl varır? Birazcık kendi üzerine düşünmesi lazım ve birazcık özgüven lazım. O yüzden mesela psikoterapi ortamı güvenli bir ortam. Düşmezsin, yaralanmazsın, burada kendini anlatabilsin gibi bir hava oluştur diyor. Onun sebebi bu. O sayede kendimi emniyette hissettiğim için kendimi ilişkin bazı acıtıcı şeyleri burada bu laboratuvar ortamında yapabilirmişim gibi bir ortam yaratılıyor benim anladığım. Ve orada onu, o yumruğu minicik yüz ya da hayal ediyorsun yediğini ve o bile bir momentum başlatabiliyor. Ve diyorsun ki aa bu mutsuzlukta benim cebime paraya para gidiyormuş. Ben bu mutsuz ilişkilenmeden vazgeçersem acayip çok enerjim olacak. Acayip çok gücüm olacak. Acayip çok başka şeyler yapabilir. Gibi derinden insanlar kendilerini mutsuz eden ortamlardaki danışıklı dövüşlerini bırakabiliyorlar. Ama önce o danışıklı dövüşü görmeniz lazım. Peki kimyasallar hakkında ne düşünüyorsun? Nörolojik bir şey ise bu kimyasallarla düzenlenebiliyor. Evet. Ar e Aristo bunu bilmiyordu. Evet bilmiyordu. Şu. Aristoteles bunu bilmiyordu ama Aristoteles'in haz kavramı vardı. Yeme, içme, ...ve cinsellik anlamında hayvani dediği bazı e, hazlar var. Bunların köleci olduğunu söylüyor. Sürdürülebilirliği pek var gibi gözükmüyor her şeyden önce. Maddeye dayanan e, mutluluk. mutluluk biçimlerinin... ...ve sürekli ileriye doğru bir... ...demin Hobbes'dan o yüzden e, mutluluk tanımını okudum. Maddeye dayanan bir mutluluk planınız varsa... Sürekli endişeyle yaşamak durumundasınız. Bunun sigara içen herkes bilir. Burada tekel nerede? Kar ve bütün tekelleri GPS gibi kafana yazarsın anladın mı? Ve kafanda saat saat dersin ki ondan önce benim almam lazım terlemeye başlarsın. Ve ondan önce ha, saat 9 oldu 15 dakika sonra ben çıkarım. Bu ne? Ne oluyor? Bir içki <laughs> içeceğiz. Bu kadar mı güzel bu içki? Ay, şerefsiz. Uzun lafın kısası maddeye bağımlı bir mutluluk planının sürdürülebilirliği... İnsanın yaşına da birazcık bağlı, Çok zor bir iş. Ama gitar çalmak böyle değil. Bateri çalmak diyelim böyle değil. Eski Yunanca ne okumak böyle bir şey değil. Peki hocam bitiriyoruz ya yavaş yavaş. Müthiş soruya geleyim. Ne yapalım? Ya? <laughs> ne yapalım? Mutlu mu olalım ya? <laughs> e, tahmin etmeliydim bu sorunun çıkacağını. <laughs> <laughs> Her zaman bu soru çıkıyor. Freud'da nerede olduğunu çok iyi hatırlamıyorum ama... Sağlığın, mutluluğun diyelim. Kriteri olan üç yeti varmış. Çalışabilmek oynayabilmek, sevebilmek. Ben bu üçlemeyi sevdim. Evet, güzel. Bu üçünü yapamama, başaramama durumunda bunu not etmek. Bu bir günah değil, bunu not etmek. Ve hayatım nasıl olmalı sorusu sorulurken bunlara bakmakta fayda olabilir. Yeniden bu mutluluk sorgulamasını, yeniden erdem kavramını ben birazcık bu yüzden felsefeye doğru geri getirmek istiyorum. O yüzden de etiğe giriş derslerini troleibüs dilemasının dışında örneklerle <laughs> ele almak Yapmak gerektiğini be. düşünüyorum. Bir de şey, mutsuzluk saçan insanlar vardır mesela. Annem biraz öyledir. <laughs> oğlum çok kilo almışsın. Verirsin gidersin. Oğlum çok kilo vermişsin der. Yani şey <laughs> mümkün değil. Bir türlü olmaz o. Çok böyle insan var. Evet e, şunu düşünmek lazım. Yani aile ilişkileri irasyoneldir. <laughs> Bence burada... <laughs> Kısım akraba ve aile. <gülüyor> <gülüyor> Mutsuzluktan mesela yorumlarda da ben görüyorum böyle evet, evet. Ama orada senin annen örneğinde yani kendisini tenzih ederim de bu insan tipinde ya da yorum yazan insan tipinde şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Marjinal olarak bir yerlerden mutlu olunuyor. Yani bu kişi çok kilo almışsın, çok kilo vermişsin de bir mutlu olabiliyor. Sana gıcık olduğu için olabilir. Bu çok iyi anlaşılabilecek bir şey. Kesinlikle. İkincisi yani en kötü insan olduğun için. İkincisi... <laughs> <laughs> Annen sana. Dünyanın en kötü insanı olduğun için çok zayıflamışsın. <laughs> Kilo alsan da öyle diyecek İlkerciğim. Bununla yüzleş. Asıl şey. Hayır tam tersine o kendisine ben annelik yaptım diye bir çek atıyor esasında. Çünkü seni özlüyor, seni evde istiyor, seni evde gördüğü anda hemen devreye girmesi lazım. Bol duygu yüklü bir şey olması lazım. Onun yaptığı bir şey olması lazım. Onun görev tanımının, tarımın, tanımının içerisinde olması lazım. Ona denk düşen Google Search'te tek bir sonuç çıkıyor. Peki, Çok şey, zayıflamış. Şey olamıyor mu yani oğlum ideal kilodasın diye mi? <laughs> o zaman o ne yapacak ondan sonra? oğlum ideal koy. <laughs> Böyle insanlar vardır bak şu. Bir reklamcı görmüştüm. Boşanmış. Abi boşanmışsın falan. Her şey çok iyi dedi Abi. <laughs> 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 Yani her şey çok iyiyse o zaman en başta neydi yani? yani şu değil ki boşanmak abi sen boşandın ya tüh sen çok kötüsün demedim ki ben sana yani boşanmışsın ne oldu diyorum çok iyi diyorsun o zaman nasıl olacak bu aramızdaki iletişim Ya çok komik yeni bir laf var ben yine de yeni duydum Zorlantı. Zorlantı. zorlantı da şey kompülsiyon için kullanılan zorlama bir sözcük diyelim. Uyuyor yani zorlama bir sözcük olarak zorlantı. <laughs> e, mutluluk zorlantısından söz ediyorsun. Yani illa mutlu olmalıyız, illa mutluluğu vermeliyiz. Bu tabii ki daha önce konuştuğumuz bir mesele. Yani izlenirlik içerisinde olduğumuz için ve birbirimize bağlı olarak mutluluğu tanımladığımız için bu iki öncülden çıkan zorunlu bir sonuç. Peki hocam o zaman mutlu kalın diyoruz. İnşallah. Siz kalırsınız tabii Avrupa'da. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz Ömer. Gün ben teşekkür üzere. ederim İlker'cim. Pek güzeldi. Kumru teşekkürler. Ben. <laughs>